Arkadaşlar selamlar, ben Eyüp Esen, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Size bugün icra dosyası nasıl sorgulanır ondan bahsedeceğim. Kanalımız mobil uygulama videoları kanalı. E-Devlet'e dair her şeyi bu kanalda bulabilirsiniz. Hatta tüm mobil uygulamalarla ilgili birçok bilgi bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olun. İsterseniz videoyu izlenin, beğenmezseniz abone olmayın. Videomuza başlayalım arkadaşlar. Arama bölümüne geliyorsunuz. İcra yazdığınız zaman zaten icra dosyası sorgulaması çıkacaktır. Tıkladığınız an zaten dosyanız karşınıza geliyor. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Burada benim açtığım alacağım bir para vardı. Bununla ilgili bir dosya açtım. Tıkladığım zaman burada bakın taraf rolü alacaklı. Onu görüyorum. Dosya detaylarını buraya tıkladığım zaman göreceğim. En altta benim davayı açtığım kişinin ismi var. Üstte benim ismim var. Dosya numaramı yukarıda görüyorum. Hangi mahkemeye dava açtığımı, yani icra dilekçesi yazdığımı görüyorum. Bunu yapmak çok kolay. Adliyeye gidiyorsunuz. Bir alacağım var diyorsunuz. Ne yapacağım? Sizi bir yere yönlendiriyor. Bir dilekçe yazıyorsunuz. Bir ödeminiz var. Onu yapıyorsunuz ve karşı tarafa icra dosyası gitmiş oluyor. Daha sonraki süreçte onun belli bir süresi oluyor. O süre içerisinde İtiraz edebiliyor. Videomuzu durduralım. İtiraz edebiliyor. İtiraz ederse artık mahkemede dava açmanız gerekecek. İtiraz etmezse karşı taraf artık alacaklı durumuna düşüyor. Videomuzun sonuna geldik. Herhangi bir sorunuz varsa mobil uygulamalarla alakalı kanalımı muhtemelen search kısmını aradığınızda bulursunuz. Bulamazsanız da yorum kısmına yazın. Ben size cevaplamaya çalışacağım. Videolarımızı uzatmıyoruz. Ne anlatmak istiyorsak kısa ve öz bir şekilde burada anlatıyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.